Geçtiğimiz hafta sonu Kıbrıs ünlü isimlerin akınına uğradı. Serdar Ortaç, Hande Yener ve Gülben Ergen'le Kıbrıs gecelerine keyifli sahne şovları dışında Serdar Ortaç'ın yaptığı açıklamalar damga vurdu. Hep birlikte izliyoruz. Hande Yener sahnede şarkı söylemekte neden güçlük çekti? Evlilik hayatı Serdar Ortaç'ın şarkı sözlerine nasıl yansıdı? Neden artık eskisi gibi söz yazamıyorum dedi. Ben evlendikten sonra hani tekrar yeni hayata... Uçsuz bucaksız, masmavi deniziyle dünyanın en önemli tatil merkezlerinden Kıbrıs'ta Gülben Ergenli, Serdar Ortaçlı ve Hande Yener'li konserlere çeviriyoruz kameralarımızı. Kıbrıs'ta ilk durağımız Hande Yener'in sahnesi. Ünlü şarkıcı siyahlar içinde. Deri pantolonu, sırtı çapraz bantlı bluzu ve üstüne aldığı yerlere kadar uzanan tül peleriniyle yine tarzını konuşturmuş. Hande Yener'e ilgi o kadar yoğun ki insanlar masalarda oturmak yerine sahnenin etrafını sardı. Ama bu manzara ünlü şarkıcıyı zor duruma düşürdü. Bir ara Hande Yener hayranlarıyla selfie çektirmekten şarkı söyleyemedi. Var bir gariplik diyorsun, koyamadığın adını. Eksiklik kaçıran ağzının tadını. Ünlü şarkıcının Kıbrıslı hayranlarına da bir sürprizi vardı. Yeni albümü Mor'un tüm şarkılarını ilk kez Yavru Vatan'da seslendirdi Hande Yener. Doldu pek bir keyfin yok, düşlediğim gibi olmadı be. Yakıştı ama sana mor renk çok, gelen yerimi doldurmadı be. Kıbrıs'a kadar gidilir de Fahri Kıbrıslı Serdar Ortaç'ın sahnesi izlenmez mi hiç? İki beni bir araya Serdar Ortaç'ın verdiği konser zamanda yolculuk gibiydi. Ünlü şarkıcı dünden bugüne sevilen tüm şarkılarını tek tek söyledi. Serdar Ortaç'ın 1994'ten bugüne kadar sizin için yazdığı bütün şarkıları dinleyeceksiniz. Bu gece gel benim ol diyemem, sana ben aşkımı söyleyemem. Utanırım beni öp diyemem, hele güne sorma beni. 1994 yılında Serdar Ortaç'a şöhreti getiren Kara Biberim şarkısının ortaya çıkışının tabii ki bir hikayesi varmış. Ama sanıldığı gibi ünlü şarkıcı aşık olduğu biri için yazmamış şarkıyı. Bakın kimin hangi sözünden etkilenmiş de bu şarkı ortaya çıkmış. Şu kadarcık çocuktum. Dün gibi hatırlıyorum. Annem demişti ki Türkiye'nin en güzel kadınları hep esmer olur. Öyle mi abla? O öyle dedi. Esmer esmer, ben sarışın bir kadın aldım. Yani kendisi sarışın sevse de annesinin esmerlerle ilgili söylediği tek bir söz hayatını baştan aşağı değiştirecek bir şarkının ortaya çıkmasını sağlamış. Serdar Ortaç eski yeni tüm şarkılarını arka arkaya seslendirince aradaki fark hemen ortaya çıktı. 90'lı yıllardaki romantizm yerini enerjik sözlere bırakmıştı şarkılarında. Bakın bunun sebebi neymiş? Her yazdığım şarkı birbirinden daha romantik olurdu. Artık evlendiğime göre bir telaşım yok. Ben evlendikten sonra hani tekrar yeni hayata başlayacağım diye bir niyetim de yok. Zaten 45 yaşına gelmişim. Geçtiğimiz hafta sonu Kıbrıs'ı mesken tutan isimlerden biri de Gülben Ergen'di. Bu konserin ünlü şarkıcı için bir başka önemi vardı. Çünkü Ramazan nedeniyle sahnelere bir ay ara vermeden önce çıktığı son konserdi. Bir ay hiç konserimiz olmayacak. Ramazan ayı olduğu için Ramazan ayı öncesi son konser bu. Kandıramazsın beni. Sus.